Merhaba Şef Devletlet izleyenleri. Yanımızda Soner Bey var. Merhabalar. Bugün çok güzel ve heyecanlı bir sunum yaptınız. Evet, bizim için önemli bir gündü. Türkiye'nin uzun yıllardır biriktirdiği bilgileri toparlayıp Türkiye'nin ödeme yöntemi olarak bugün yeni bir tanıtım yaptık. Tro'yu tanıttık. Normalde kartların esasında şimdi bizim internet takipçileri belki bilmiyorlardır. Normalde bir banka kartı aldınız, sağ alt köşesinde bir logo görürsünüz. İşte artık o global markalar değil de artık Tro'yu da görebileceğiz Türkiye'de, bir Türk markası. Doğru, Türkiye'nin kendi ödeme yöntemi olarak kartların sağ alt köşesinde artık Türkiye'nin TR'si, ödemenin Ö'sü ve yöntemin Y'si ile Tro markasını bugünden itibaren tanıtmış olduk. Ülkemizde 164 milyon karta ulaştığımız bu günlerde artık Türkiye'nin de bir ödeme yöntemi olmalı, kendi ödeme markamız olmalı kararını almıştık. 3 senedir yaptığımız çabalar bugün meyvesini verdi. Shiftilit.net izleyicileri için aslında burada en güzel haberlerden bir tanesi, yaptığımız tüm çalışmaların arkasında Türk teknolojisi ve mühendislik kapasitesinin olduğunu söylemek herhalde keyif verici olur diye düşünüyorum. Şimdi bizim milli bir ödeme sistemimizin olması güzel bir gelişme. Peki diğer ödeme sistemleriyle uyum nasıl olacak? Bankalarda nasıl Tro kartları göreceğiz? Biraz bundan bahseder misin? Tüm dünyada ödeme yöntemleri birbirleriyle rekabet ederken aslında birbirleriyle fevkalade büyük bir uyum içinde çalışır. Her marka her posta ve ATM'de kabul edilir. Her ATM ve post diğer markaları da kabul eder. Dolayısıyla biz de bu anlamda bu uluslararası şemsiyenin içerisinde yerimizi alacağız. Sadece Türkiye'ye geçerli bir kart için düşünmüyoruz. Uluslararası networklerle bankaların yapacağı anlaşmaların dahilinde bizim kartlarımız da, Tro kartlarımız da uluslararası kabul görüyor olabilecek. Dolayısıyla o anlamda biz Türkiye'nin ödeme yöntemini geliştirdik ama tüm dünyayla uyumlu bir ödeme yöntemi olarak sunuyoruz. Yani banka atıyorum Mastercard ya da Visa ile anlaşmalı olarak yurt dışındaki alışverişleri bir network ile anlaşarak gerçekleştirebilecek. Kesinlikle. Dünya üzerinde birçok network, birçok marka var bu şekilde. Dolayısıyla her bankanın kendi ticari ilişkileri, kararları doğrultusunda Tro'yu istedikleri uluslararası bir network'e dahil edebilecekler. Şimdi global markalara esasında bankalar biraz bir ücret ödüyor. Biz kullanıcı olarak farkına varmasak da bankalar çok ciddi derecede ücretler ödüyor. Esasında Tro'nun en büyük avantajı para, atıyorum yine isim vereceğim, Mastercard ya da Visa gibi markalara, global markalara gidecek ücretler Türkiye'nin kendi içerisinde kalacak değil mi? Biraz Tro'nun avantajı olacak. Tabii yani Türkiye'nin kendi ödeme yöntemi dediğimiz zaman en önemli buradaki kazanımımız, kendi kurallarımızla, kendi operasyonlarımızla, kendi teknolojilerimizle bir altyapı kurgulamış olacağız. Ama şunu söylemek de lazım. Sonuçta bir ülkenin kendi ödeme yönteminin uluslararası ödeme yöntemleriyle beraber bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç daha güzel oluyor. Çünkü o çok güzel bir hizmet, maliyet yarışı ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu anlamda hepsi beraberce yeni bir döneme adım atmış oluyoruz. Hizmetin ve çeşitliliğin arttığı yeni bir döneme adım atmış oluyoruz. Hazır sizi bulmuşken biraz daha sormaya devam edeceğim. Peki dünyada ödeme sistemlerinde ülkelerde nasıl? Hani gelişmiş ülkeler hep kendi ödeme sistemlerini kullanıyor mu? Hani Türkiye bu noktada nerede? Hani BKM 25 yıllık bir tecrübesinin sonucunda Türkiye'ye ödeme sistemini getirdi. Hani dünyada durum nasıl? Şimdi dünyada gelişmiş ülkelerde ve gelişen ülkelerde aynı akımları görüyoruz. Kendi ödeme yöntemlerini yapıyorlar. Bugün Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde uzun yıllardır kendi ülkelerinin markaları ve ödeme yöntemleri var. Son dönemde özellikle BRIC ülkeleri diye tabir ettiğimiz Brezilya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde de ödeme yöntemleri gelişti. Son olarak Rusya da buna katılacağını deklar etti. Dolayısıyla biz de bu anlamda zamanlama olarak çok doğru bir zamanlamada çok doğru bir iş yapıyoruz. Son olarak takipçilerimize ve kullanıcılara şunu söyleyelim. Tro'yu kullanan kullanıcıların ne gibi avantajları olacak? İlk başta hangi kitleye hitap etmek istiyorsunuz?
Şimdi Troy ile ilgili avantajları biz değil, bankalar belirleyecek. Sonuçta biz bankalara bir altyapı sunuyoruz, bir marka sunuyoruz, bir ödeme yöntemi veriyoruz. Bunu avantaja nasıl tahvil edeceklerini her banka kendisi karar verecek. O anlamda kullanıcılarımıza şu anda söyleyebileceğim tek şey şu: Troy sonuçta bizim ülkemizin bu topraklardan çıkmış kendi ödeme yöntemi olarak mutlaka sahiplenmemiz gereken, destek vermemiz gereken bir ödeme yöntemi. Son bir soru. Yine demin de son demiştim ama normalde global arenada bankalarda kart alırken seçim hakkı sizlere soruluyor ama Türkiye'de genelde hangi kartı veriyorlarsa altyapısı da onun oluyor. Acaba bankalar Türkiye'de bize soracaklar mı, yoksa atıyorum banka kartı Troy mu olacak direkt? Bence bu yeni dönemde bankaların işte alternatifleri arttığı için bu çeşitliliği kart kullanıcılarının lehine sunacaklardır. Hem sunacaklardır hem soracaklardır. Çünkü artık yepyeni bir soluk getirmiş oluyoruz ödeme yöntemleri arasına. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde 2016'da ben de merakla bekliyorum sizin gibi. Değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bakalım Troy ile beraber rekabet nasıl artacak? Ne bileyim, bu sabit ödemeler, yıllık ödemeler, aylık ödeme, hesap kesim ücretleri belki daha da aşağıya çekilir. Merakla bekliyoruz. Görüşmek üzere.